Tekrobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör ve bugün sizlerle birlikte MSI'nin en çok tutan serilerinden karbon anakartlarından bir tanesini inceliyoruz. MSI X870E karbon Wi-Fi model. Özellikle şu an fiyatına baktığım zaman incelemeyi çektiğim tarihte 20.000 TL civarındaydı. Bu seviyede anakartlar için çok iyi bir fiyat. 30.000 TL'ye çıkan anakartlar da mevcut ve anahtar olan özelliklerin çok büyük bir kısmını kaliteli bir anakartla toplayıp üst seviyede hız aşırtma imkanı sunup bunları bir araya getiriyor. Ve özellikle de pek çok oyuncunun tercihi oluyor. Geçtiğimiz nesillerde de pek bir fiyat farkı yok. X670E'nin fiyatına da baktığınız zaman 19.000 TL'lerde olduğunu görüyorsunuz. MSI fiyatları aynı seviyede tutmayı başarmış. Yani daha önceden özellikle 670 alacaktınız. Şimdi 870 geldi. Fiyat değişmedi. Yeni sistem toplayacaklar ve anakartını kendisi seçecek olanlar için bunlar çok önemli arkadaşlar. Yeni AM5 işlemciler de özellikle hem oyunculara hitap ediyor hem de render işiyle uğraşan ya da daha kurumsal işler yapanlara hitap ediyor. Çünkü HEDT platformundaki çok çekirdekli işlemciler için ayrı bir anakart zorunluluğu son birkaç senedir yok. AMD sağ olsun Piyasada çekirdek sayısı olarak çok ciddi bir rekabet rekabetçilik getirdi ve bu da üst seviye işlemcilerin çekirdek sayılarını çok arttırdı. Ama işlemcilerin zaten özellikle ilk incelemelerini 9000 serisinin incelemelerini yapıp paylaşmıştık. Burada anakart ile tekrar performans testleri yaptık. MSI'nin kendi soğutucusunu kullandık. MSI'nin kendi soğutucusuyla 9000 serisi işlemcilerin bu anakartta çok yüksek performans verdiğini tekrar doğruladık. Makale notlarında zaten bütün teknik özellikleri ve özellikle performans puanlarını da görebilirsiniz. Ama ben burada videoda özellikle sizlerle anahtar bazı noktaları paylaşmak istiyorum. Çünkü sistem özellikle performansın yanı sıra bazı kullanıcı dostu özellikleri de anakart ile sahip oluyor. Bunları sonradan değiştirmek de gerçekten çok zahmetli oluyor çünkü bütün parçaları söküp anakartı değiştirmek istemeyeceksiniz. Sistemi bunun üzerine kuruyorsunuz, sağlam ve kaliteli olması gerekiyor. de bunun farkında 8 katmanlı özellikle sunucu anakartlarında, profesyonel anakartlarda kullanılan PCB kullanmış. Zaten bu PCB katmanlarını biliyorsunuz, ses kartının burada ALC... 40-80 yongasının olduğu kısımda zaten yalıtıyorlardı. Ama diğer kısımlarda da katman sayısının ve materyalin kalitesinin arttırılması bu anakartı değeri hale getirecek bir kaliteye ulaştırmış durumda. Tasarım çok güzel. Bu karbon fiber tasarımını ben zaten seviyorum ama tasarımın altında şuradaki karbon dokunun altında pratik noktalar var. Özellikle işlemcinin çevresindeki buradaki güç fazlarının, güç bileşenlerinin soğutmasında ısı borusu dahi kullanmışlar. Bu da sadece süslü ve ejderhalı değil, o siyah ejderhanın altında ekstra soğutma performansı sunuyor. Burada özellikle termal pedlerin ısı iletkenliği bile yüksek seçilmiş. Yani her şey öncelikle performans için seçilmiş. Sonrasında şuradaki M2 yuvalarının çıkartılması, takılmasını da çok kolay hale getirmişler. Şu şekilde yandan bastırdığınız zaman tık diye açılıyor. M.2 SSD'yi de çıkarması çok kolay. Herhangi bir tornavida ile vesaire uğraşmadan şöyle şunu çevirdiniz, açtınız. Hop, SSD'yi de çıkarttınız. Kullanıcılara özellikle kullanıcı dostu bu özellikleri sunmalarını çok seviyorum. Şurada Termal Pad'i de görüyorsunuz. Tekrar şöyle oturttuğunuz zaman tık tık kilitlediniz. Artık bunun üzerinde tornavida ile uğraştığınız bir şey daha az. Bir tane daha güzel özellik. Ekran kartını buraya taktınız. Ekran kartları biliyorsunuz yeni ekran kartları çok büyük işlemciye yakın oldu. Şuradaki tuşa basıyorsunuz ve böylece şu araya tornavida ile uzanıp da anakartı tornavida ile çentmiyorsunuz. Şu düğmeyle ekran kartını kolayca yuvasından kurtarabiliyorsunuz. Önce vidaları sökün sonra düğmeye basın ekran kartını çekin çıkartın. Yerine oturttuğunuzda zaten kilitlenecek. Bunlar çok önemli ve güzel özellikler. Şu ekran kartı yuvasının mesela metal güçlendirmeye sahip olması da yine burada ve alt yuva da çok önemli. Burada tabii ki birden çok ekran kartı takmak artık bir ana olayımız değil. Burada PCI Express SSD'lerin sayısını arttırmak için Expansion Kart dediğimiz genişleme kartlarını alt kısma takıyoruz. O yüzden buradaki yuvalar da önemli. Yine buradaki kocaman güzel soğutma... Platform controller hub dediğimiz anakartın kendi yongasını ve buradaki SSD'leri başarıyla soğutacak geniş metal yüzeye de sahip. Bütün bunlar çok güzel ama şu yanda da özellikle SATA'ların yanında USB 3 bağlantılarını ve de anakartın önüne girecek olan 27 watt güç beslemesine de sahip olan kasa önü tip C bağlantısını görebiliyorsunuz. Bu da bilgisayarın kasa önüne bir tane tip C portunu anakarta bağladığınız zaman onun stabil çalışmasını ve bir şeyleri şarj edebilmesini her türlü ürünü kullanabilmenizi sağlıyor. Tabi 100 watt laptop şarjını buraya koymuyorlar. Onu arkadaki portlardan alacaksınız ama bunu dikey değil yatay yapıyorlar kasada sistemi toplayıp kablolama yaparken şu yandaki kabloları oradan uzatması daha kolay oluyor. Yine soğutmayı takarken birkaç tane anahtar nokta. Şuradaki normal güç bağlantısı hata ledi. Hata üzerinde de fan bağlantılarını, ARGB bağlantılarını görüyorsunuz. JRGB V2.3'ü burada görebilirsiniz. Bunun yanı sıra sistem fan 1, CPU fan bir bağlantısı var. Bunların hepsi üst seviye anakarttan bekleyeceğiniz üzere otomatik olarak bağlı fanları algılayıp yönetip anakartın BIOS arayüzünde size gerekli ayarları getiriyor. BIOS arayüzündeki güncellemeler ve özellikle modern arayüzün yanı sıra otomatik ayarlamalar ve buraya taktığınız işlemciyi ve frekansları, RAM frekanslarını hızlı ve otomatik ayarlama özellikleri de gerçekten çok gelişmiş. Zaten buradaki güç fazlarını 18 artı 2 artı 1 olarak yapmışlar. Güç beslemesinin hem donanımsal yanını hem de BIOS'taki yazılımsal yanını ve otomatik overclock'un tek tıkta işlemci güç fazlarının adımlarını ayarlamasını çok güzel şekilde ayarlamışlar. Yeni nesilde üst seviye anakart aldığınız zaman hayatınız çok daha kolay oluyor. Bu tür kalite detayları ve kolay hız aşırtma sizin işlemciden maksimum performansı elde etmenizi sağlıyor. Bu durumun bir diğer artısı daha var. İşlemciyi gereksiz yüksek wattlarla yüksek frekanslara çıkartmaya zorlamadan düzgün overclock yaptığınızda otomatik soğutma performansı ve ses de daha iyi oluyor. Bazı kullanıcılar yanlış ayarlar, çok yüksek denemeler ve yüksek termaller görebiliyor. Bazen Intel, bazen AMD sistemlerde bu tür kullanıcı hatalarıyla ya da sistemin stabil çalışmadığı durumlarda yüksek termal değerleriyle de karşılaşabiliyoruz. Yine mesela ucuz anakartlara ya da alt seviye anakartlara göre yaşayacağınız bir diğer basit bir farktan bahsedeyim. Şu arkadaki plakanın sabit olması Hadi neyse arka plakayı ben takarım diyebilirsiniz. Kendi başına çok bir şey değildir. Ama alt kısımdaki şuradaki 3.5 mm sesler ve fiber optik bağlantısının kaliteli olmasının yanı sıra Bunda antipop da var. Yıllardır bu tür üst seviye anakartlarda arkaya hoparlörü taktığın zaman hoparlördeki o çatlama patlama sesini engelleyen sistemler koyuyorlar. Bunu açın bakın 5 yıl önceki bir teknopat videosunda da dediğimizi duyacaksınız. Fakat yine söylüyorum üst seviye anakartlarda henüz deneyimleyemeyenler için böyle güzel detay özellikler var. Keza yeni nesil bazı teknolojilerde geliyor. Wi-Fi 7 de 160 MHz'in yanı sıra 320 MHz geliyor. Band genişliği 2.4, 5 ve 6 GHz'i bir arada kullanacak şekilde genişliyor. Ve birkaç gigabitlik internet bağlantılarını destekleyebilecek hızlara pratikte ulaşabileceğimiz söyleniyor. Şu an ofiste bir Wi-Fi ya da router kurmuş değilim ama ilk gelen modelleri test etmeye başladım. USB-C 10 gigabit, USB yine 10 gigabit. Burada tip C ve tip A olarak görebiliyorsunuz. Yine tip A portları var. 5 gigabit Ethernet, 2.5 gigabit Ethernet var. Özellikle burada smart button var, clear CMOS tuşu var ve de flash BIOS tuşu var. Bu tuşları da basarak özellikle hız aşırtma ya da BIOS güncellemesi gibi kullanımlarda hayatınızı kolaylaştırabiliyorsunuz. Yine 10 Gigabit burada da 40 Gigabit USB C portları var. Yeni nesil anlayacağınız AMD sistemlerde artık yeni nesil USB C bağlantısında eskiden Thunderbolt olarak sadece Intel sistemlere kısıtlanmış olan bağlantıları da sağlayabiliyoruz. Bunların sayıları tabii ki özellikle anakartın yongasına ve de bazı durumlarda anakarta üreticinin eklediği ek yongalara bağlı olarak değişebiliyor. İşlemcinin içerisinde grafik yongası varsa HDMI'dan Dahili grafik yongasından çıkışta alabiliyorsunuz. Yine burada bol bol USB portu olduğunu görebilirsiniz. 10 GB portların sayısı gayet güzel, gayet yeterli. Bu tarz bir sistem yayıncının, oyuncunun ihtiyaçlarını birlikte karşılayacak şekilde gerekli olan esnekliği sunuyor arkadaşlar. MSI özellikle M2 yuvalarında SSD'leri ayarlamak için küçük bir de anahtar vermiş. tornavidayla ile onları sökmek yerine M.2'lerin eğer boyutları farklıysa bu küçük anahtarıyla ile o 2 vidalarını söküp kolaylıkla takabiliyorsunuz. Onun haricinde karbon modelinin kutu içeriği MSI'nin en üst seviye anakartlarından daha zayıf. İçerisinde sadece anahtar olarak gerekli olan şu vida Açma ve SATA kablosu gibi temel bazı şeyler bulunuyor. Üst seviye hız aşırtma ek aksesuarları falan bulunmuyor. Yapmayacaksanız ya da otomatikte kalacaksanız zaten onlara da ihtiyaç duymuyorsunuz. Gayet makul bir tercih oluyor. 3 tane PCI Express X16 uzunlukta slot var. Bunlardan üstteki PCI Express 5.0 X16, alttaki PCI Express 5.0 X4. Altta da bir tane metal destekli olmayan PCI Express 4.0 X4 yani 4 hatlı bir PCIe Express 4.0 bağlandığımızla mevcut. 4 tane M.2 yuvamız var. Bunlardan 2 tanesi PCIe Express 5.0. Bunlar 4 hat kullanıyor. 2280 uzunluğunda standart M.2'ler kullanıyorlar. 2 tane PCIe Express 4.0 X4 2210 standardında daha uzun ama PCIe Express 4.0 hızında SSD'yi de destekliyor. 4 tane SATA portu olduğunu söylemiştik kritik detaylardan bir tanesi arkadaki ethernet portlarının Realtek 8126 5 gigabit ve Realtek 8125 2.5 gigabit LAN portu olması. Yarın öbür gün sürücüler ya da internet aramalarında bunların stabilitesini kontrol ederken yine referans alabilirsiniz. Biz Ryzen 9 9950X de test ettik. G-Skill'in Trident Z5 RGB 32 GB 6800 MHz bellekleri vardı elimizde. Bunları taktık. 4070 Super Founders Edition Corsair MP700 Pro. MSI Core Liquid i360 All-in-one bir soğutucu kullandık. MSI'ye hem anakart hem de işlemci testinde kullandığımız soğutucu için yardımcı oldukları için ekstra alanı teşekkür ederim. Güç kaynağı olarak da MSI Make AI1300P. PCI Express 5 1300 watt'lık güç kaynağını kullandık. Sistemin genel testleri varsayılan ayarlar üzerinden yapıldı. Cinebench 2024 tek çekirdek skoru 134 puan, ortalama CPU sıcaklığı 60 derece, ortalama CPU güç tüketimi 75 watt oldu. Çoklu çekirdek testinde 2081 puan alırken sıcaklık 72, ortalama güç tüketimi 198 watt oldu. Corona 1.3 renderı 35 saniye sürdü, ortalama CPU sıcaklığı 69 dereceydi, CPU güç tüketimi 198 Watt'tı. Ayda 64 test testini 20 dakika yaptığımız zaman CPU sıcaklığı ortalama da 81, güç tüketimi 185 Watt oldu. MOSFET sıcaklıkları da bu teste maksimum 75 dereceye ulaştı. Cyberpunk 2077 oynadığımızda 1080p RT Ultra DLSS 3 CPU sıcaklığı sadece 65 dereceydi. Ortalama CPU güç tüketimi 142 Watt'tı ve test boyunca anakart sıcaklığı maksimum 60 dereceyi gördü. Özetle arkadaşlar anakartın üzerindeki 9950X testi bizim yaptığımız incelemelerde en üst seviye anakart performansını bize bu anakartın işlemcide rahatlıkla sunabildiğini gösterdi. Aynı zamanda MSI'nin kendi soğutucusunun MSI Carbon anakartıyla ile nasıl bir ikili olduğunu da gördük. MSI'ın özellikle MPG Carbon Wi-Fi modellerini beğenmeye devam ediyoruz. Yine Teknopat Sosyal'de bol bol tavsiye edildiğini, çok iyi bir fiyat performans ama üst seviyede fiyat performans anakart olduğunu göreceksiniz. 20.000 TL fiyat performans mı diyorsun? Demeyin. Çünkü 20.000 TL bu kategoride çok iyi bir fiyat performans anakartı arkadaşlar. Kesinlikle de aldığınız zaman işlemcinizden 9000 serisinden çok iyi bir performans almak ve kaliteli bir sistem toplamak için gönül rahatlığıyla tercih edebildiğiniz harika bir anakartı inceledik. Ekstra sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Sizin de belki daha önceki nesillerden bir karbon anakartınız vardır. MSI'nin bence devam ettirdiği en önemli anakart grup markalarından bir tanesi karbon. Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz hangisi? Godlike diyenlerden de yorumları görmek isterim. Gelecek incelemeler için takip etmeyi ve kafanıza takılan detaylar için aşağıdaki bağlantıdan makaleye bakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.